Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte girilen notların ortalamasını alan bir program yapacağız. Bir arkadaşımızın isteği üzerine yapmaya karar verdim. Hepimize faydalı olabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. İyi çalışmalar. Öncelikle not girişi için bir metin kutusuna ihtiyacımız var. TXT not olsun. Start fonksiyonun içinde bir metin kutusu nesnesi oluşturalım ve TXT not değişkenin içine aktaralım. Konumu soldan 50 piksel boşluk olsun. Yukarıdan da 50 piksel boşluk olsun. Det son oluşturulan nesneyi taşıyan değişkendir. Bazen nesne için seçtiğimiz isim çok uzun olabilir. Bu bir kolaylık olması için det'i de kullanabilirsiniz. Başlık olarak İlk notu giriniz diyelim. Şimdi bir butona ihtiyacım var. Notu girdikten sonra ekleme işlemi yapmak için bir buton oluşturalım. Onun ismi de buton ekle olsun. Buton ekle eşittir. Buton. Üzerinde yazan metin not ekli olsun. Rengi açık yeşil olsun. Konum olarak da bu nesnenin sağında olacak. 10 piksel boşluk bırakarak bunu bu nesnenin konum ve boyut bilgilerinden hesaplayarak da yapabilirsiniz. Ya da align diye bir fonksiyon var. Nesnemi başka bir nesneye göre konumlandırmaya yarıyor. TXT not nesnesinin sağında 10 piksel boşluk bırakarak konumlandır diyorum ve konumlanıyor. Eğer son parametreyi yazmazsam hiçbir boşluk bırakmaz. Right yerine left, top ya da bottom'da diyebilirsiniz. Eğer bu parametreyi de yazmazsanız tam nesnenin üzerinde konumlandırıyor. Bu butona basıldığında bir fonksiyon çalışacak. O fonksiyonu oluşturalım. Adı not ekle olsun. Ve butona basıldığında not ekle fonksiyonu çalıştırılsın. Şimdi ortalama alacağımız için buraya girilen notların toplamına ve kaç tane not eklendiği sayısına ihtiyacım var ki toplamı o sayıya bölerek o notların ortalamasını bulalım. Bunun için iki değişken oluşturalım. Bir tanesi notların toplamı. İlk içeriği 0 olsun. İkincisi de eklenen not sayısı. O da 0. Bir not girilip not ekle butonuna basıldığında not ekle fonksiyonu çalışıyor. Notların toplamı değişkeninin içeriği ile buraya yeni eklenen not toplanıp tekrar notların toplamı değişkenine yazılacak. Ama bu bilgi bana sayı olarak gerekiyor. O yüzden sayıya çeviriyorum. Notların toplamı zaten bir sayı tipinde olduğu için onda bir değişiklik yapmama gerek yok.
Eğer sayı tipinde olmasaydı bu şekilde yapamazdım. Artı eşit. Ne yapmam gerekecekti? Num notların toplamı artı diye kullanmam gerekecekti. Burada iyi yapmışız. I olmaz. İyi olması gerekiyor. Notların toplamı. Aynı şekilde burada da. Türkçe karakter kullanamıyorduk. Evet, içerik sayı olduğu için bunu yapmamıza gerek yok. Artı eşit diyebiliyoruz. Bir de her not ekle butonuna basıldığında eklenen not sayısı bir artacak. Çünkü yeni bir not eklenmiş. Onu da artı artı diyerek kısa bir şekilde yazabiliriz. Eklenen not sayısının içeriğini bir arttır. Şimdi denemek için print diyelim. Bu oluşturduğumuz değişkenlerin içeriğini bir yazdıralım konsola ve bakalım ne yapmışız. Mesela 80 toplamı 80 ve şu ana kadar eklenen not 1. 90 toplam 170 oldu ve eklenen not 2. Bir tane de 95 ekleyelim. Toplam 265 oldu ve şu ana kadar eklenen not 3. Biz ne yapmak istiyoruz? Eklenen notların ortalamasını göstermek istiyoruz. Hemen burada geçici bir değişken oluşturalım. Ortalama diyelim buna. Ortalamayı nasıl hesaplıyoruz? Notların toplamı bölü eklenen not sayısı. Bu iki değişkenim de sayı olduğu için sayıya çevirmeden matematiksel işlem yapabilirim. Bunu da deneyelim. Yeniledik, sıfırlandı. Tekrar 90, 80. Toplam 170. İki tane not girilmiş. Ortalaması 85. Şimdi bu bilgileri ben kullanıcı arayüzünde göstermek istiyorum. Bunun için bir nesne daha ekleyelim. Bir etiket nesnesi ekleyelim. Onun da adı label geçmiş olsun. Burada start fonksiyonunun içinde nesnemizi oluşturalım ve değişkenin içine aktaralım. Txt not nesnesinin altında olmasını istiyorum. Bunun için align'ı kullanabilirim yine. Txt not altında olsun. 10 piksel boşluk bırakalım. Yazı karakteri biraz büyük. Küçültelim. Yazı tipi boyutu 13 olsun. Biraz daha açık renk bir metin kullanalım. Bunda metin rengi gri olsun. Ve başlangıçta nesnenin içindeki metni boş yapalım. Şimdi tekrar not ekle fonksiyonumuza gidelim. Artık bu print lere ihtiyacım yok. Bunları siliyorum. En son ortalamayı almıştık. Geçici değişken daha oluşturalım. Eklenecek metin diyelim buna da. Önce eklenen notun sıra numarasını verelim. O da eklenen not sayısı. Bir ayırma karakteri kullanalım. Eklenen notu yazdıralım. O da txt not.txt.
virgül ortalama diyelim, 2 nokta. Ortalama da bu değişkenimizdeydi. Onu da metne ekleyelim. Şimdi bu metnin etiket nesnesinde satır satır görünmesini istiyorum. Onun için geçmiş nokta text eşittir eklenecek metin. Deneyelim. 90 yazdığımda birinci not, birinci girilen not 90, ortalaması 90. 95 yazdığımda ikinci not 95, ortalaması 92.5. Ondalıklı bir sayı. Şimdi ben birincinin kaybolmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Artı eşit diyeceğim. Ama sadece böyle bırakırsam yan yana yazmaya çalışır. O yüzden bir alt satıra geçmek için her seferinde BR'yi kullanabilirim. Tekrar bakalım. 95, 90, 78. Burada ondalık sayı uzun oldu. İstersek bunu tam sayıya çevirebiliriz. Ondalıklı sayıyı göstermesini istemiyorsak. Bunu nasıl yaparız? Burada ortalama almıştık. Bunun sonucu eğer ondalıklıysa bunu yine num fonksiyonu ile virgül ikinci parametreyi tam sayı integer olmasını isteyerek şu ondalıktan kurtulabiliriz. Şu birinci parametre bir matematiksel işlem yapılıyor. Sonucu birinci parametre, ikinci parametre olarak da integer, metin olarak integer gönderiyoruz. Yine bakalım. 90, 95, 78. Artık ondalıklı değil ortalama. Şimdi şöyle bir şey istiyorum. Bu 1, 2, 3 aşağıya doğru gidiyor. Ben en son girdiğimin en üstte görülmesini istiyorum. Yani eğer 3 tane girdiysem 3, 2, 1. Çünkü 20 tane not girdiğimde benim için en son girdiğim ortalama daha önemli. O yüzden onun üstte görünmesini istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Şu yaptığımız eklemeyi artı eşit demeyelim. Artı eşitin diğer yazımı şu şekildeydi. Bunun içeriği artı bu. Ben bunu buradan silip sonuna koyarsam, yani label geçmiş nesnesinin içeriğini yeni eklenenin sonuna eklersem, bu sefer son eklediğim üstte görünmeye başlayacak. Benim de istediğim bu şekildeydi. Niye burada iki tane geçici değişken oluşturdum? Bu yaptığım işlemleri parçalamak için. Böylece 3 satırda yazdım ve daha kolay okunmasını ve daha anlaşılır olmasını sağladım. Şöyle bir şey ekleyelim. Her ekleme yaptığımızda buraya ilk notu giriniz demiştik. Her ekleme yaptığımızda ikinci notu giriniz, üçüncü notu giriniz diye başlık değişsin. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun ikinci not olduğu nerede belli oluyor? Bu 2 olduğunda bunun 3. notu giriniz olması lazım. Çünkü 2. notu eklemiş oluyoruz. O zaman txt not nokta başlığı eşittir. Parantez içinde yaptım çünkü bir işlem yapacağım. Eklenen not sayısının bir fazlası. Ne olacak? Parantez içindeki işlem yapılacak. Sonra artı. Sonuç 3 ise 3. notu giriniz diye bir metinle birleştireceğim. Bakalım. 90, 2. notu giriniz. 84, 59, 4. notu giriniz. Bir önceki girdiğim not
Tekrar durmaya devam ediyor. Eklendikten sonra artık ona ihtiyacım yok. Yeni bir not gireceğim. Onu ben silmeyeyim. Otomatik olarak silinsin. Nerede silelim onu? Bu bilgiyi burada kullanıyorum. Bundan önce silemem. En sonda silelim. txtnote.txt eşittir boş. Bir sonraki notu girmek için temizlesin. Tekrar deneyelim. 90 temizlendi. 87 temizlendi. 75. Arka plan rengini yine beyaz duman yapalım. Açıklama yazmayacaksak buradaki boşlukları kaldırabiliriz. Şimdi bir özellik daha eklemek istiyorum. Sayı giriyoruz. Ve ortalama hesaplanıyor. Ama eğer metin kutusu boşken yanlışlıkla not ekle düğmesine basarsak boş bir metin gönderecek. txtnote.txt boş bir metin olacak ve bu sayıya çevrilmeye çalışıldığında not a number ifadesine dönüşecek. Çünkü boş bir metin bir sayıya dönüştürülemiyor. Bu da artık benim notların toplamı değişkenimin içerisindeki sayı tipini bozacak. Not a number taşımaya başlayacak bu değişkenim. Öyle olduğu zaman yine sayı eklemeye çalıştığımda bu sefer burası sayı olsa bile artık notların toplamı değişkenimin içeriği sayı olmadığı için ortalamayı alamamaya başlayacak. Bunun olmaması için şöyle bir koruma yapalım. Not ekle bu butona basıldığı zaman çalışıyor. Eğer txtnote.txt boşa eşit değilse buradaki kodlar çalışsın diyeceğiz. Artık not girerken yanlışlıkla boş bir metin gönderirsek bu fonksiyonun içeriği çalışmayacak ve böylece değişkenimin içeriği de sayı olarak kalmaya devam edecek. Evet arkadaşlar, bu uygulamamız bu kadar.